Sevgili seyirciler, gün geçmiyor ki dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi eklenmesin. Dolandırıcılar bu kez yerli otomobil TOG'u kendilerine alet etti. Sahte site kurup ön sipariş aldatmacasıyla para topladılar. Ancak güvenlik güçlerin takibinden kaçamadılar. TRT Haber bu ilginç yönteme ilişkin soruşturmanın detaylarına ulaştı. Muhabirimiz Şeyma Vural'dan alacağız ayrıntıları şimdi. Şeyma, seni dinliyoruz. Evet, Türkiye'nin teknoloji devi TOG'un ön başvuruları 16 Mart tarihinde başlamıştı. TOG web sitesi üzerinden ön kayıt yaptırmak isteyen kullanıcılar bu sisteme ön kimlik bilgilerine girerek sonrasında 60 bin TL ön ücreti yatırarak TOG çekilişine girmeye hak kazandılar ve yapılan dijital çekiliş neticesinde TOG'lar sırayla kullanıcılara verilmeye başlandı. İşte bu işlemlerin internet üzerinden yapılmasını fırsata çeviren dolandırıcılar da TOG'un web sitesini birebir kopyaladılar ve TOG'un resmi sitesinin daha üstünde çıkmasını sağladılar verdikleri reklamlarla. Arama motorunda TOG ön başvuru araması yapan kullanıcılar resmi siteden önce bu sahte siteye ulaştılar ve kimlik bilgilerini bu siteye girdiler ve kendi elleriyle 60 bin lirayı dolandırıcılara teslim etmiş oldular. Mağdurların suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dördü tutuklu 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sonuna gelindi. İşte o soruşturmanın detaylarının yer aldığı haberimiz ekranlarınıza geliyor. İstanbul'da dolandırıcılar yerli otomobil TOG'un sitesini birebir kopyaladı. Ön sipariş başvurusu adı altında verdikleri hesap numaralarına 60 bin lira gönderilmesini istediler. Acele ettirip çok sayıda kişiyi tuzaklarına düşürdüler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tamamladığı soruşturma dosyasına TRT Haber ulaştı. Dolandırıcıların aradıkları kişilerle yaptıkları görüşmeler de dosyaya eklendi. Merhaba, TOG'dan arıyoruz. Başvuru için son saat. Bu akşam saat 18'e kadar gönderdiğimiz hesap numaralarına 60 bin lira para transferi yapmanız gerekiyor. Arayan şahıs para yatırıldıktan sonra e-posta yoluyla bir sözleşme gönderileceğini söyledi. Ancak parayı yatıran mağdurların telefonları bir daha açılmadı. Sitenin sahte olduğunu anlayan ve dolandırıldığını fark eden 4 mağdur suç duyurusunda bulundu. Konu hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Mağdurların para yolladıkları banka hesaplarındaki para trafiği incelendi. Vedat isimli kişiye ulaşıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada TOG'un sahte sitesinin adına düzenlenmiş vergi levhası, ticaret odası kayıt evrakları ve dekontlar bulundu. Şüpheli ifadesinde maddi durumu iyi olmadığı için aylık 15 bin lira karşılığında adına şirket kurulmasını ve banka hesaplarının kullanılmasını kabul ettiğini iddia etti. Hesapların kontrolü bende değildi. İlgili tüm belgeler ve banka hesaplarının kontrolü iki kişideydi. Berin isimli kişi ise hesapları yönetiyordu. Paraya ihtiyacım olduğunda Berin bana para gönderiyordu. Adlarına hesap açtırılan başka kişiler de tespit edildi. İfadeler üzerine banka veya kredi kurumları kullanılarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli belirlendi. 4'ü tutuklanan 6 kişi hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.